Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açı konusundaki iç açı ve teğet giriş açıyla ilgili kazanı testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda 35 ve 25 verilmiş ama buradaki açılar ne çevre açı ne merkez açı. Bir şey yapamıyorum bir şey çizmemiz lazım en etkili silahımız yarı çap. Çizdik yarı çapı ama yarı çapı çizince şuradakilerin birbirine eşit olmasını unutma yarı çap uzunlukları eşit. Hocam 35 ise burası 35 25 ise burası da 25 geldi mi geldi. E şurada kaçya bakar mısın şimdi? Burada kaç toplamda kaç yaptı? 60. A 60 çevre açıdan dolayı burası 120 yapar. E merkez açıdan dolayı x de 120 yapar. Yani birinci soru C an oldu geldik ikinci soruya. İkinci soruda 25 verilmiş hemen gördüğü yay 50. 75 teğet kiriş açı gördüğü yay hemen çevre açı gibi iki katı 150. Şimdi x var burada. A iki tane şey arasında kalan açı. Yani iki tane şuradaki kiriş arasında kalan açı. Gördüğü yayların toplamlarının yarısıydı. Yani 150 artı 50 bölü 2 eşit olacaktır. 200 bölü 2'den cevap 100 çıkar. Evet ikinci soru balık kesir oldu. Geldik 3'e. Şimdi 30 derece verilmiş. Çemberdeki en etkili silahımız bu çevre açı falan filan değilse ya da bak bu çevre açı falan filan değilse, ne yapıyorduk? En etkili silahımız yarı çap. Çizelim. Çember üzerindeki noktaya çizeceğiz yalnız. Çizdik. Yarı çap uzunluğunu çizdik. Hocam bu da yarı çap. Bu da yarı çap. Bu da yarı çap. 30 ise x kenarlıktan 30. 70 ise x kenarlıktan 70. 70-70-140'dan burası 40 yapar. 30-30-60'dan burası da 120 yapar. Ve toplamda bu açı 120 artı 40'dan 160 derece yapar. Yani cevap Edremit oldu 3. soruda. Geldik 4. soruya. Merkez varsa teğet varsa çektik değil mi? Hemen çektik. Aslında yarı çap çizmiş oluyoruz burada. Yarı çap uzunluklarının eşitliğini de ben göstereyim. E hocam iki kenardan 20 ise burası da 20. E tamamı 90 olduğundan x'e kalıyor? 70 derece kalıyor. 20'si burada olduğundan cevap 70 yapar. Geldik 5'e. Şimdi burada bu çap. Dikkat et. Çap olduğundan dolayı çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. Çünkü böyle tamamladığın zaman 180'i görmüş oluyor. Yani şuradaki açı 90 derece. Hatta şuradaki açı da 90 derece mi? Bak çapı görüyor buradaki açıda. Evet. Çapı gören çevre açı 90 derece. Eyvallah. E x kenarda üçgen çıktı burada. 45 45 burası. E hocam ters açıdan 45. E 45 90 ise burası da 45 mi yapar? Evet. Yani 5. soru balık esiri yaptı. Geldik 6. soruya. 50 ise gördüğü yay direkt merkez açıdan dolayı 50. 30 çevre açı gördüğü yay 60. Bak iki mavi kiriş arasında kalan açı gördüğü yayların toplamlarının yarısını eşitti. 60 artı 50 bölü 2'ye eşittir. Yani cevap kaç yapar? 55 yapar. Altıncı soru Ceyhan oldu. Böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda dış açı ve dış açı ve çeşitlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.